arkadaşlar. Bugün Karadeniz'de gece hava yapacağım. Görüntüler biraz zor olacak arkadaşlar. Geçkin havuzları. Moruk burcundan avlanacağım. Hemen burası gördüğünüz gibi demin rüzgar var arkadaşlar. Akşamıza rüzgar 15 km'ye çıktı. Saat 8'den sonra düşecek. Moda sesi var. Ama su can gibi arkadaşlar. Ben balık yapacağına inanıyorum. Umarım güzel bir hava olur. Gerçekten havası edip üşütüyorum. Arkadaşlar görüntüleri size yansıtmaya çalışacağım. Görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Gece olacağından dolayı bunun için şimdiden sizden de güzel özür diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hava kararmak üzere. Güneş battı komple. Oltalarımızı attık. Arkadaşlar burada yanımda. İlk kişi av yapıyoruz. Bakalım. Şu anlık tek olta çalışıyorum. Çünkü hava rüzgarlı. Balığın durumuna göre ikinci oltayı atacağım. Umarım nasipte varsa güzel balıklar, büyük balıklar alabiliriz. Tabii ki eşkine balığı arkadaşlar bilmeyenler olabilir. Şunu belirtmek istiyorum. Çok zor büyüyen bir balıktır. Yani kolay hemen büyümez bu balık. Bu yüzden limitlere uyarsak size şimdiden çok teşekkür ederim. Çünkü nesli bayağı azalmaya başlıyor kimi yerlerde. Zor görülmeye başlıyor. Sezonunda hiç balık yapmadığı da oluyor arkadaşlar. Bu yüzden sizden ricam limitlere uyunuz. İdeal boy limiti yasalara göre normalde yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 25 santim olması lazım. Ama 25 santimde pek dolgun bir balık değil. Yine de bu sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Benim gözümde alıkonulacak balık yani minimum 30 santim 800 gram civarından aşağı olmaması gerekiyor. Benim kendi görüşüm bu yönde. Umarım siz de bu kurallara uyarsanız sürdürülebilir avcılık için daima her gittiğimiz avda bol bereket görürüz. Şimdi ava geçelim. Sabırsızlıkla vuruşları bekliyorum arkadaşlar. Evet, yem olarak boru kurdu kullanıyorum. Merada arkadaşlar levrek de var. Hava patlak. Minekop da olma ihtimali var. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Uzun zamandır eşkineye gelmiyordum. Ufak balık çıktığı için arkadaşlar. Şu an sezonu geldi. İri balık olmasını bekliyorum. Rastgele diyoruz şimdiden. Evet arkadaşlar. Yanında Cumhur abi var. Cumhur abi rast gelsin. Oo maşallah boru kurtlarında takoz gibi ha. Parmak gibi boru kurdu var arkadaşlar. Aman reklam yok abi. Reklam yok. Maşallah boru kurtları çok güzel. Benimkinde patlak çıktı. Hesabını soracağım. Arkadaşlar bir tane balık aldım. Ufak 15-20 santim arası bir şeydi. Onu saldım. Ben kamerayı açtım ama videoya başlatmamışım. Daha tekrar balık alırız Allah'ın izniyle. Saat çok erken. Zaten hava kararırken vurmuştu. Diğer balıkların hepsini videoya almaya çalışacağım. Görüntü biraz bozuk olabilir. Ama gece avları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayınız. Cumhur abi. Şimdi yem takışın bir farklı geldi bana abi. Sülünez bağlar gibi boru kurdu takıyorsun. Bunun inceliğini bizle paylaşır mısın? Vallahi yem şişi kullanacağım ben. Yem şişi kullanıyorsun abi. Hı-hı. İğneye doldurmak için. Tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Cumhur abi Churchill iğne kullanmıyor. Artı boru kurdu tutucu iğneler var. Bu genelde Tora marka. Fudolarda falan oluyor. Bu markalarda mevcut ama onu kullanmadığı için iğneye dolacak sanırım. İplen de bağlayacak. Urgan murgan getirmiş yanında. Şimdi Cumhur abi maşallah teşkilatı çok sağlam. Bugün benim misafirim olur aslında kendisi. Buraya gelmesini ben istedim. Ailecek tatile geldiler. Bu akşam da birlikte av yapıyoruz onunla. Şöyle yemi nasıl bağladığını göstereyim arkadaşlar size. Ne gözüm görürse. Yanında girdi abi. Evet. Yani arkadaşlar komple bir boru kurdunu
komple yediriyor. Evet, gördüğünüz gibi. Maşallah. Cumhur abinin hedefleri büyük. Ben inanıyorum bu akşam bir 5-6 kilo levrek çıkarır buradan. Maşallah abi, maşallah abi. Yani pakete 6 lira. Cumhur abi şu anda zaten paketten 5 tane var. Bir tanesini hibe etti. Şöyle abi, şöyle yan. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Ya balıkçılık budur ya. Balık doğurmayı seviyor maşallah. Şuna bakın ya. Atlarsa hepsini atlasın. Abi rast gelsin diyorum yani. Allah'ın izniyle güzel balıklar alacağız inşallah bu akşam. Bazen öyle de. Bazen böyle işte. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ufak 5 günümüzü aldık. Allah'tan yutmamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir balık maşallah. Kesinlikle limitlerde değildir. Şu balıkları alıp koymayın. Bahsettiğim gibi çok zor büyüyen bir balık türüdür arkadaşlar. Görüntüsü müstesem. Hiç incitmeden bu balığımız arkadaşlar direkt salıyoruz. Sizden ricam bu balıkları alıp koymayın. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Evet arkadaşlar, ikinci balık. Bu da aynı boy. Ufak. Bunu da geldiği gibi ait olduğu yere gönderiyoruz. Hadi oğlum çıkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak boy. Dur, dur. Ay dur, dur, dur. Babam dur, babam dur. Düşme yavrum, düşme. Hadi bakalım. Lan ne oluyor? Oy oğlum lan dur lan. Dur, incitme kendini be. Hadi git. Hadi. Evet arkadaşlar, gene bir ufak üçüncü eşkinemizi aldık. Bu sefer Cumhur abimin ellerine değsin istedim. Salamın oya bacak. Daha büyüğünü Cumhur abiye gelsin inşallah. İnşallah. Güzel, incitmeden güzel bir şekilde bebeğimizi salacağız. Tekrar tekrar belirtiyorum. Sizden ricam bu balıkları alıkoymayın arkadaşlar. Evet, şöyle bırakalım abi. Evet, Cumhur abi. Hadi bakalım, güle güle. Gitti. Tamamdır. Ava devam ediyoruz. İnşallah daha büyük balıklar alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, avı sonlandırdım. Büyük balık alamadık maalesef. Zaten aldığımız balıkları videoya yansıttım. İki tane balık vurdu. Aslında büyük balıktı. Ama kayanın arasına girdiği için maalesef köstekten koparıp gitti. Yani boyutlarını tam olarak göremedim. Yani yalan söylemek istemiyorum ama tuttuklarımızdan büyüktü. Çünkü sağlam avlanıyordu arkadaşlar. Geçen yıl arkadaşlar bu zamanda aynı tarihte gene büyük kilo üzeri balıklar almıştım. Bu sene maalesef büyük balık daha yanaşmamış. Sular biraz daha sıcak. Tekrar bir ay sonra aynı meramı, kendi meramı tekrar bir kontrol edeceğim. Umarım o zaman daha bir bereketli av geçiririz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup video like atarsanız çok çok ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir avda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.